Teravih Teravih, Arapça terviha kelimesinin çoğulu olup rahatlatmak, dinlendirmek gibi anlamlara gelir. Ramazan ayına mahsus olmak üzere yatsı namazından sonra kılınan sünnet namazın her dört rekatının sonundaki oturuş terviha olarak adlandırılmış, sonradan bu kelimenin çoğulu olan teravih kelimesi Ramazan gecelerinde kılınan nafile namazın adı olmuştur. Erkekler ve kadınlar için sünneti müekkede olan teravih namazı 20 rekat olup tek başına kılınabildiği gibi cemaatle kılınması daha faziletlidir. Peygamberimizin teravih namazını nasıl kıldığını Hz. Ayşe şöyle anlatmıştır. Resulullah Aleyhisselam bir gece mescitte nafile namaz kılmıştı. Birçok kimse de ona uyarak namaz kıldı. Sabah olunca Resulullah geceleyin mescitte namaz kıldı diye konuştular. Ertesi gece de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem namaz kıldı. Halk yine olanları konuştu. Katılacakların sayısı iyice arttı. Üçüncü veya dördüncü gece halk yine toplandı. Öyle ki mescit insanları alamayacak hale gelmişti. Ancak Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bu dördüncü gecede yanlarına çıkmadı. Diğer bir rivayet ise şöyledir. Peygamber Efendimiz üç ve dördüncü gün teravihi cemaatle kıldırdı. Daha sonra evden çıkmadı. Sebebi sorulunca teravih namazının size farz olacağından korktuğum için evden çıkmadım buyurdu. O günden sonra herkes teravih namazını evinde veya mescitte kendi kendine kılmaya devam etmiştir. Hz. Ömer radıyallahu anh devlet başkanlığı sırasında teravih namazındaki dağınıklığı görmüş, bunu önlemek için cemaati bir imam arkasında toplayıp tekrar cemaatle kılmanın daha hoş olacağını arkadaşlarına söylemiş ve ashabın ileri gelen hafızlarından Übey İbn Kâb'ı imam tayin ederek teravih namazının cemaatle kılınmasını yeniden başlatmıştır. Teravihin 20 rekat olduğuna inanmayanın bidat ehli olduğu Nurul İzah şerhinde yazılıdır. İmam-ı Azam Hazretleri, teravih namazı müekket sünnettir. Hazreti Ömer radıyallahu anh, teravih 20 reket olarak cemaatle kılınmasını kendiliğinden ortaya çıkarmadı. O, elindeki sağlam esasa yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine dayanarak emretti, buyuruyor. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bu namazın kılınmasını ümmetine tavsiye ve teşvik etmişlerdir kim inanarak ve sevabını umarak Ramazan namazını kılarsa geçmiş günahlarından bir kısmı bağışlanır. İbn Abbas Hazretleri bildiriyor ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatsıdan sonra vitirden önce 20 rekat namaz kıldıktan sonra Ramazan'da 20 rekat teravih namazı kılanın 20 bin günahı af olur buyurdu. Bu naslardan anlaşılıyor ki peygamberimiz ve ashabının son derece önem verdiği bu ibadete devam edilmesi elbette Ramazan-ı Şerif'teki en makbul ibadetlerdendir. Böylece gündüzünü oruçla geçirdiğimiz bu mübarek Ramazan günlerinin gecelerini de bu şekilde ibadetle geçirerek Mevla'ya kulluğa yakışır amellerde bulunmuş oluyoruz. Ki bu da bizlere ibadete sabrı öğretiyor camilerimizin dolup taşması, kalabalık cemaatlerle bu namazların kılınması hem mükafatlarımızın artmasına hem de kaynaşmamıza vesile olmaktadır. Yaşlısını, gencini ve evlatlarımızı bu şekilde omuz omuza camilerde görmek insanı gerçekten mutlu ediyor. Hatta içimizden ne olur Ramazan'dan sonra da camilerimiz böyle şenlense, gencimiz, yaşlımız ve yavrularımız camileri doldurmaya devam etse diye geçiriyoruz. İnşallah Rabbimiz bu hassasiyeti Ramazan'dan sonra da bizlere ikram eder. Camileri doldurmak bizden, mükafatı Rabbimizdendir. Fatih Medreseleri Yaz İşleri Kurulu <laughs>